Mistik Yoldan merhaba, ben Cem Çiloğlu. Platon, insanın aydınlanmışlık seviyelerini meşhur mağara mitozunda şöyle anlatır. Bir mağarada insanlar sadece bir duvara bakacak şekilde oturuyorlar. Bu kişiler sıkı sıkıya zincirlenmişler ve sağa sola dönemiyorlar. Tek görebildikleri karşılarındaki duvar. Mağaranın kapısı arkalarında kalıyor. Kapıdan gelen ışığın önünden bazı hayvanlar ve insanlar geçiyor. Onların oluşturduğu gölgeler mağara duvarına çarpıyor ve mağaranın sakinleri bu imgeleri seyrediyorlar. Duvardan başka bir yere bakmadıkları ve tek gördükleri imgeler duvara yansıyanlar olduğundan mağara sakinlerinin tek bildiği gerçeklik bu imgeler oluyor. Onların hayatı bu imgeleri seyrederek geçiyor. Derken bir gün içlerinden birisi zincirlerini gevşetmeyi başarıyor ve sadece duvarı değil mağaranın tümünü görecek kadar özgür kalıyor. Nihayetinde anlıyor ki gerçeklik olarak bildiği şey aslında kapının önünden geçen varlıkların gölgeleriymiş. Tüm hayatı gerçeği değil, onun gölgesini seyrederek geçmiş. Bu büyük keşiften sonra adamımız artık mağaradan çıkmaya hazır hissediyor. Dışarı çıkınca ilk defa gerçek ışıkla karşı karşıya kaldığı için geçici bir körlük yaşıyor. Etraf capcanlı ve güzel, ancak kendisi mağaranın loşluğunda yaşamaya alıştığı için İlk etapta gerçek dünyanın ışıltısı ona ağır geliyor. O zaman içinde yavaş yavaş gerçek dünyada yaşamaya alışıyor. Hikayemiz onun hakikati tam olarak kavradıktan sonra mağaraya dönerek arkadaşlarını uyandırma çabasıyla devam ediyor. Şimdilik onun bu bilgiyi yayma çabasını bir kenara bırakalım ve şu soruyu soralım. Mağaranın dışında bir hayat olduğunu keşfeden bu ilk bilge bunu nasıl yapabildi? O da diğer arkadaşlarıyla tamamen aynı koşullarda yaşarken nasıl özgür kalabildi? Birlik bilinci felsefesi bunun yönteminin dikkatin objelerden çekilip benlik üzerinde tutulması olduğunu söylüyor. Kurtulmamız gereken gölgeler kişiyi bu dünyaya bağlayan dikkat dağıtıcılardır. Farkındaysanız dikkatimiz hep bir düşünceden diğerine, bir nesneden, bir fikirden diğerine çekilir. Ancak tüm bu deneyimleri gören kişi, sürekli değişen dünyanın içinde değişmeden durmaktadır. Bu kalıcı benin saf farkındalık noktasının farkında değilsek, dünya deneyimimizi türlü türlü algılar, hisler ve düşünceler belirleyecektir. Çok uzun süre bu dünyayı seyrettiğimizde onunla özdeşleşiriz. Mağarada yaşayan insanın hali gizemli bir durum değildir. Bilgisayar oyunu oynayanlar bunu yakından bilir. Diyelim ki shooter diye tabir edilen oyunlardan birini oynuyorsun. Yani bir kişinin gözlerinden ekranı görüyorsun, muhtemelen elinde bir silah var, rakiplerine karşı savaşıyorsun. Oyun devam ettikçe karakterle iyice özdeşleşirsin. Sanki normalde elini kolunu kullanıyormuş gibi klavyenin tuşlarına ustalıkla basarsın. Oyun gitgide hızlanır, kızışır derken bam! Biri seni indirdi. Ne hissettin? Hoş bir his değil. Şimdi gerçekliği biraz arttıralım. Oyunu gözünde sanal gerçeklik gözlüğüyle oynadığını düşün. Görüntüler daha yakın, başını çevirdiğinde oyunun içinde baktığın yeri görüyorsun. Karakterle özdeşlik biraz daha artacaktır. Bu açıdan incelediğimizde dünyaya kocaman bir sanal gerçeklik gözlüğüyle baktığımızı söyleyebiliriz. Oyun eğlenceli olabilir ama oyunun içinde takılı kalmak, her vurulduğunda yeniden başlamak bir noktadan sonra yorucu olacaktır. Düşün ki saatlerdir oynuyorsun. Çok yoruldun ama oyunu tek gerçeklik olarak bildiğinden oynamaya devam ediyorsun. Peki oyundan nasıl çıkmalı? Çıkış yolu aslında bir oyun karakteri olmadığımızın keşfidir. Oyun karakteri, kimlik duygumuz yani egomuz, içimizdeki algı merkezi olan saf farkındalığın üzerine geçirilmiş bir filtre gibidir. Kimlik duygusu bir düşünce ve duygu yumağıdır. Sabah uyandığımızda ilk hissettiğimiz şey odur ve evet o bir şeydir, bir nesnel bir şeydir. Anılar, düşünceler, duygular, bedeni hissetme biçimi, seneler boyunca konuşulmuş, düşünülmüş ve yaşanılmış her şeyin tortusu. Ona geçici gölgelerin arasındaki en kalıcı gölge diyebiliriz. Oyun benzetmesinden devam edersek, bazı shooter oyunlarında silahın ucu ve tutan eller görünür ya, işte o.
hep orada olduğu için biz onu kendimiz zannederiz. Halbuki oyun karakteri de bir nesne olduğundan dolayı o ben olamam. Oyun karakteri asla dünyayı algılayamaz. Bir algı merkezi olarak onun bir gerçekliği yoktur. Şu an hepimiz nesnesi olmayan bir algı noktasından dünya deneyimi yaşıyoruz. Ne olduğumuzu bilmiyoruz ama nesnel bir şey olmadığımız kesindir. O halde dikkatimi ben olduğumu sandığım kişiden, yani oyun karakterinden ayırıp gerçek beni, saf farkındalığın üzerine çevirirsem ne olur? Bu soruyu içimizden sorduğumuzda sanal gerçeklik gözlüğünü hayatında ilk defa çıkaran adamın şaşkınlığını yaşarız. Dikkati nesneler üzerinde, oyunun üzerinde tutmak alışıldık bir durum iken onu kendi üzerine çevirmek tuhaf hissettirebilir. Çünkü bir nesneyi incelediğimizde bir algı, bir izlenim alırız. Halbuki dikkati kendi benliğimize çevirince bir şey göremeyiz. Çünkü benliğimiz bize çok yakındır. Nasıl ki aynaya baktığımız zamanlar haricinde kendi gözlerimizi göremiyoruz, aynı şekilde benliğimizi de bir nesneyi algılar gibi algılayamayız. Bu nedenle kendimizi, öz varlığımızı bilmek için dikkati farklı bir yöntemle kullanmamız gerekir. Bu yöntem dikkati bir yere yöneltmek değil, dikkatlilik hali içinde durmak ve bu halde dinlenmektir. Farkındalık halinde durdukça ve burada dinlenmeyi, vakit geçirmeyi pratik ettikçe dünyayı bu nötr noktadan görmeyi öğreniriz. Bu sakin farkındalık hali bizim öğretmenimiz olur ve pratik yaptıkça normal diye tabir ettiğimiz dünya algısını aşmanın yolunu bize gösterir. Dikkatin nereye odaklanmışsa öğretmenin odur. Dikkat odağını içteki sessiz farkındalığa çevirmek bir anlamda şunu demektir. Ben artık bu oyunu oynamak istemiyorum ve oyunun ötesindeki varlığımı keşfetmeye hazırım. Bu şekilde gitgide daha fazla pratik yaptıkça öz varlık yavaş yavaş kendi doğasını keşfetmeye başlar. Daha önceden olduğumuzu sandığımız şeyleri, o silah tutan eli, mağaranın duvarında hep seyrettiğimiz gölgeleri kaybederiz belki ama bu durumda kaybımız kazancımızdır. Sevgi ve ışıkla kalın, bilgelikle kalın. Hoşça kalın.